Kamuoyunda müftülük yasa tasarısı olarak bilinen tasarıya ilişkin olarak kadınlar tepkilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek ifade etmek istediler. Bir haftadan bu yana bu arkadaşlarımızın ne meclise girmeleri ve mecliste düşüncelerini ifade etmeleri ne de meclisin önünde açıklama yapmalarına izin verilmiyor. Şu anda 700'e yakın arkadaşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadın arkadaşımızın girerek düşüncelerini ifade etme olanağı meclis yasağıyla kaldırılmış durumda. Dışarıda düşüncelerini açıklamak isteyen sadece 11 kişilik kadın grubu ise bugün gazlanarak ve coplanarak gözaltına alındılar. Türkiye'de kadınları susturduğunuz zaman, kadınları parlamentoda dahi konuşma olanağına kavuşturmadığınız zaman bu Türkiye karanlığa gider. Sayın Bakan, biraz önce yapmış olduğunuz konuşmalarınızda demografik kıstan söz ettiniz ve örnek olarak da gençliğin azalmakta olduğunu, yaşlı nüfusun çoğalmakta olduğunu ifade ettiniz. Acaba bu müftülüklere nikah yetkisi vermenizin bir gerekçesi olarak mı bunu ifade ettiniz? Yani evliliği daha da yükseltmek gibi bir amaç mı? Bunu mu anlatmak istediniz? Aynı zamanda dediniz ki birini kaçırdım ama üç koşuldan söz ettiniz. Bu yasa tasarısı ile ilgili bürokrasiyi azaltacak, iş sürelerini azaltacak, fiili duruma dayanak yaratacak dediniz. İlk ikisini anlıyorum, buna katılıyorum da, olumluyorum da. Ama fiili duruma dayanaktan kastınızın ne olduğunu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Başkan, teşekkür ederim. Sayın Bakan'a sormak istediğim soru şudur. Deniz Bahçeci isimli bir genç üniversite öğrencisi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi 10 Ekim günü Aşti'den kaçırılarak siyah bir minibüsle önce polis diye kendisini tanıtan kişilerce alındı. Daha sonra polisin kendisini kamu güvenlik timi diye tanıttığı, kişilere teslim ettiği haberi basında yer aldı. Bu genç öğrenci ağır bir şekilde dövülerek de bırakıldı. Bu çocukla ilgili, bu durumla ilgili nasıl bir araştırma yapılacak? Kamu güvenlik timi denilen bir tim gerçekten var mı? Bu tim öğrencinin anlatımlarına göre biz devletten daha güçlüyüz ve illegal örgüt temsilcileriyiz diye kendilerini tanıtmışlar. Bu konuda acaba İçişleri